Reishi mantarını arkadaşım zehirlendi. Aman sakın kullanmayın. Reishi mantarını bana, benim reishi mantarıyla ilgili 100 tane videom var. Bu da bir kullanıcının yorumu. Reishi mantarı, aslan yelesi mantarı, shiitake mantarı, maitake mantarı, cordyceps mantarı bunlara benzemez. Çünkü kan sulandırıcı. Kontrolsüz kan sulandırıcı olduğu için 2002 yılında Amerika'da FDA tarafından yasaklandı. Fakat üretici firma çok güçlü bir firma olduğu için yasağı kaldırttı. Türkiye'de vatandaşın birisi Manisa'dan geldi buraya. İki arkadaşı getirdi. Adam gelemiyor bak, yürüyemiyor bile. 5 senedir böyle bitkin, halsiz, dermansız, yorgunum, ölü gibiyim. Niye? Reishi mantarı kapsülü kullandım. İç kanama getirmiş, haberi olmamış. İlk 2 ay iyi gelir. Kanı sulandırır, kolesterol, lipid, trigliserit iyi gelir, karaciğer iyi gelir. Ondan sonra kullanmaya başladı mı iç kanamadan ölebilir. Allah'tan ki fark etmiş, doktora gitmiş, o hemen bırak demiş, bırakmış. Adam böyle ruh gibi. Zor konuşuyor. İki arkadaşı getirmiş buraya, zor oturamıyor bile. Reishi mantarı kullandım 5 senedir, halsiz, dermansız, yorgun, bitkim, ölü gibiyim. Ne olacak benim hal? Gökçek var, problem yok dedik. Tedavi ettik ama şükür. Ama bazı firmalar para için yapmayacakları iş, atmayacakları takla yok. Reishi mantarı şöyle, Reishi mantarı. Reishi mantarı tehlikeli. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik, fare zehri Voferin'den daha tehlikeli diyor. Ben demiyorum. İnternete bakın. Reishi mantarı tehlikeli. Satanlar da biliyor ama para için yapıyorlar. Kullananlar birazcık kendini ilk zaman iyi hisseder ama sonra Allah yardım etsin.